Merhabalar efendim. Yaşam TV ekranlarında tabii ki bizleri çok özlediniz ama bizler sizi daha çok özledik. Aslında programımızı belki yeni sezon için düşünüyorduk ama sizlerden gelen yoğun taleplerle Yaşam Arsa Ofisi sponsorluğunda yönetim kurulu başkanımız Mehmet Can Bey'in öncülüğünde güzel programımızı Yaşam TV ekranlarına getirdiği için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet, evinizin kızı Deniz. Fırat. Evinizin oğlu Fırat. Evinizin oğlu, çoluğu, çocuğu, anası, babası hepsi oluyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizler doğal yaşamayı seviyoruz. Doğallıktan yana oluyoruz. Çünkü doğal olmak hakikaten her şey için çok önemli. Biliyorsunuz artık ülkemizde, dünyada o kadar doğal olmayan, organik olmayan o kadar çok şey var ki. Hani evet. Doğallığı insanlar artık özlemeye başladı sevgili dostlar. Bizler de sizlerin karşısına çıktığınızda, sizler ekranlarınızın karşısında böyle rahat koltuklarınıza oturduğunuzda, öyle çaylarınızı yudumladığınızdaki çay saati de geldi herhalde diye tabii düşünüyorum. Tabii çayları beyler getirecek. Değil mi? Çayları biz her zaman ne söylüyoruz? Beyler getirecek, hanımlar oturacak. Çünkü hanımlar, kadınlar bizim başımızın tacı. Onlar olmazsa dünyanın hiçbir değeri olmaz diye düşünüyoruz. Gerçekten öyle. Hakikaten şöyle bir düşünün diye düşünüyorum. Bu alkış aldığım için de söylemiyorum sevgili dostlar. Hakikaten kadınlarımız olmasa dünya ne olur acaba? Olmaz ki. Olmaz. Erkekler şimdi doğurabilir mi sizce? Hani dayanabilir mi öyle bir şeye? Mümkün mü? Çok acı verici bir şey değil mi? Tabii. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlerin nezdinde bütün kadınlar adına Deniz Hanım'ın, eşimin elini öpüyorum efendim. Aa, çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ ol, cansın. Evet, ekranları karşısında halkımız bizi özledi. Biz de halkız vallahi. Emin olun ki bugün programımız o kadar güzel olacak ki ama sizlerin sayesinde. Evet, birbirinden değerli çok güzel dostlarımızı o güzel sözlerle, müziklerle eşliğinde sizlerle karşınızda olacağız. Bizleri kırmayıp geldikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Ve ilk konuğumuz Tokat'ın güzel değerli sanatçısı Servet Şahin diyoruz.
rüyalara beni düşlenme. Öpersen de yar yüzüm işlenme. Aldığın gömleği önü işlenme. Yakası boynuma dar güzelim. Aldığın gömleği önü işlenme. Yakası boynuma dar güzelim. Kadir'dir ki seni bırakmam peşin, üstüne yar sevmem ben olsam eşin. Kadir'dir ki seni bırakmam peşin, üstüne yar sevmem ben olsam eşin. Ay mısın gün müsün bembeyaz döşün, sandım taze yanmış kar güzelim. Ay mısın gün müsün bembeyaz döşün, sandım taze yanmış kar güzelim. Hoş geldin Üstad. Hoş bulduk. Özledik. Evet, vallahi özledik. Bayağı oldu görüşmeyeli de. Evet vallahi bayağı oldu. Aynı bu ekranlarda beraberdik. Evet. Çok güzel programlara imza atmıştık. İnşallah sizler de bundan böyle bu ilk program. Evet. Hayırlı olur, güzel olur, başarılı şeylere imza ya, atılır diyorum ben. Ya sen dedikten sonra şey olur da Servet'ciğim. Bak şimdi aslında mevzu ne biliyor musun? Biz bu sene yapmayacaktık. Ama hakikaten çevremizden hani bizi sevenler, dostlarımız niye yapmıyorsunuz dediler. Sağ olsun. Halk istiyor. Sağ olsun. Yaşam TV'nin yönetim kurulu başkanı Ferhat Bey ve aynı zamanda Mehmet Bey bizleri kırmadılar. Ferhat Bey, Mehmet Bey fark etmiyor. Evet, mi? Ferhat, yani, Mehmet ikisi de ortaklar, değerli insanlar. Çok değerli. Birisi yani hakikaten üst düzeyde bir sanat yönetmeni ve sanata gerçekten güzellikler katan birisi. Evet. Bir diğeri de hakikaten Yaşam TV'nin içerisinde olan ve insanlara güzel şeyler kazandıran birisi. İkisine de saygıyla selamlıyorum İkisinin buradan. İkisinin yüreğine de sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sesimizin ulaştığı her yere, Malatya'dan Kars'a, Ardahan'dan Edirne'ye, Tokat'tan Sivas'a, herkese Türküt adında güzel bir program. Ama diyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sesini kısıyorum. Bir şey olsun. Olsun. Ama yok şunu söyleyeceğim. Olsun. Hakikaten Güneydoğu olarak baktığımızda ben Yaşam TV'yi şöyle görüyorum. Yaşam TV'yi ben geçen sene hani böyle biraz inceledim. Dedim ki ya kim izliyor, ne yapıyor falan diye böyle baktığımda Türkiye'nin hemen hemen yarısı Yaşam TV izliyor. Tabii. İşte yaşamın renkleri hakikaten diyoruz. Yaşamın yani renkleri evet diyoruz ya. Bunu nereden anladım biliyor musunuz? Geçen sene Bitlisilerin bir derneği vardı. Bir şey, evet, Celal Cerenoğlu. Celal Cerenoğlu'dan saygılar sunuyorum. Söyleyelim. Pikniğine gitmiştik. Evet. Yaklaşık 2000 kişi vardı piknikte. Biz orada piknikte çekim yapacaktık. Doğru burada ya, yani çekim yapacaktık. O 2000 kişinin tamamı hemen hemen yaklaşık bizi tanıdı. Biz doğru düz çekim yapamadık. Yalnız enteresan değil. Biz de ne Yaşam TV mikrofonu ne de evet, tartı yoktu, var. Yok. Bizi gören herkes Yaşam TV dedi. Dediler. Biz çok mutlu olduk. Herkese hakikaten çok yani teşekkür. Çok saygılar sunuyorum. Evet, az sayıda olsa izleyicilerimiz var. Onlar da Tokat'tan, özellikle Tokatlı tabii dostlarımız var. Sivas'tan, Malatya'dan her yerden gelmişler. Reşadiye'den, Ordu'dan. Tabii rejimiz birazdan kendilerini Cihet'den gösterecekler diye düşünüyorum. Var, duyup hemencek gelmişler evet değil mi? Evet. Vallahi çok sevindim, çok mutlu oldum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Sohbetimize evet, devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sırada kim var? Stüdyo şefim. Stüdyo şefim. Şimdi çok güzel bağlaması, sesi, yüreği,
Ya Rabbim diyorum, hepsini bir böyle. Ama ben o şöyle güzel yüreğine sığdırmış. Ne söyleyeceksin? İsmi de çok güzel. Evet. Yani güneşin nuru vurmuş aya. Oo. Aynur Güneş. Aynur Güneş diyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Öpmedim, rahatsız olduğum için. Evet, biliyorum, bir tane çok geçmiş olsun. Sen de taslaydı, o yüzden öptüm. Ne güzel bir örnek çiftsiniz ikiniz de. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yakışıyorsunuz. Çok, çok güzel örnek çiftsiniz. Kurban hayırlı olalım. Uğurlu olsun çok programınız. İlk programınız. İnşallah böyle uzun soluklu. Sizler gider. Olduktan sonra bizler uzun soluklu oluruz. Yeter ki siz değerlerimiz hep yanımızda olun. Ya, gönüller bir olsun, gerisi boş. Gönüller bir olsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani aynen, uzun soluklu olmuş, kısa soluklu olmuş, o hiç gerçekten kesinlikle, önemli değil. Kesinlikle doğru olan, söylüyorsun. Eğer kalpler birse, gönüller birse, beyinler uyuşuyorsa, hasetlik yoksa, kıskançlık yoksa, şu kısacık bir dünyada ömür dediğin 80 yıla dayanmışsa, 80 üstü olsa da olur, olmasa da olur da ben 80 diyeyim. 80'e dayansa da hani ne olur diye düşünüyorum. Yaş gelmiş 30 mesela.
Mesela biraz daha koymak isterim ama kalsın orada. Ama öyle gideceğiz yani. Ya. Harikasınız. Gerçekten. Seni de böyle alalım bir çok tane. Selam olsun bizi izleyen dostlarımıza. Sevgiler buradan herkese selam. Çok sağ olun. Evet, sıradaki konuğumuz. O da gerçekten duruşuyla, mütevaziliğiyle, o güzel yüreğiyle soy ismi gibi alanları almış, evet. Yaşam alanı yapmış. Gerçekten alanları doldurmuş Haydar Alan! Olam yar, ben sana eş olam, yoluna yoldaş olam. Geçtiğim köşelerde dikili bir taş olam, geçtiğim köşelerde dikili bir taş olam.
yapayım? Çok çok kadar duygulandım ki Aydar abi. Yani ve gittim geldim bir yerlere. Çok güzel söyledin. Ağzına teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakikaten. Yüreğine bu arada sağlık. Programımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, sizlere de sağ olun. Var olun. Siz de kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de böyle alalım. Şey alalım. Evet, sıra neye geldi? Sıkıştırmaya. Bizim bir sıkıştırma köşemiz var. Gelen konukları sıkıştırıyoruz, haberleri yok. Bütün hayatlarından kesitleri bütün almışız biz, tamam mı? Evet. Soruyoruz, eğer yalansa direkt çıkartıyoruz. Yeni programın forması. Yeni programı. Şaka yapıyoruz, sakın öyle bir şey. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, yüreği güzel canlar dostlar diyorum. Öncelikle Aynur Hanım, sizi çok yoğun bir tempodasınız. Biliyorum kırmadınız ama yurt dışı konserleriniz, neler yapıyoruz, nerelerdeyiz? Devam bayağı koşturuyoruz. Yoğun bir şekilde yurt içi, yurt dışı konserlerimiz bayağı bir güzellikte gidiyor. Burada da olmak, sizlerle olmak da güzeldi. Şu an bir program yapıyorum bir yerde, sahnem var. Evet, hangi semtte? Neydi? Yeni Bosna. Yeni Bosna tarafında. Yeni Bosna Salı günleri. Evet. Ya buralarda bir yerde değil mi? Tabii. Mahmut Bey yol üzerinde. Salı günü. Aynen. Evet, isim söylemiyorum. Mahmut Bey yol üzerindekiler anladı nerede olduğunu. Evet. Yani öyle aynen. Aynen. Evet. Haftada bir kere oradayım. Zaten şimdi sosyal medyadan Aynur Güneş diye yazdığınız zaman her iki taraftan da tabii ki takip edebilirsiniz. Orada da yazıyor. Aynen. Hangi öyle gün ve saatlerde bulunduğunuz. Tabii gerek Instagram'da, Face üzerinde. Daha çok Instagram kullanıyorum. Evet. Şimdi oradan bulabilirler. Evet. Evet. Haydar Bey, sizler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Sizleri görün daha iyi olur. Çok sağ olun. Ne güzel değil mi? Her birimiz ayrı bir topraklardan İstanbul'a göç edip gelmişiz. Bir şeyler yapıyoruz nacizane. Sizler, tabii ki bizler sizleri tanıyoruz ama sizleri ekran başındakiler de dinlesin. Tanısın. Tabii ki. Ben aslen Malatyalıyım. Uzun seneler oldu İstanbul'da oturuyorum. Aynı zamanda uzun sene oldu bir eğitim içerisindeyim. Şu an eğitimi alıyorum. Uzun sene oldu. Evet. Bağlama eğitimini de alıyorum. Yani uzun bir süre oldu, böyle bir eğitimden kafamı kaldıramıyorum. Çok güzel. Eğitim almak güzel bir şey. Kesinlikle. Gerçekten. Kesinlikle. Her şeyin eğitimi şart. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Yaşınız kaç? Kesinlikle. Eğitim çok önemli. Neden yaşını sordun ki? Neden durup dururken? Eğitimin yaşı olmaz da ben yine de merak ettim, sordum. 36. Maşallah. Yani teşekkür bu işin yaşı yok. Yaşamak için örnek alınması gereken bir durum. Evet. Yani. Hayır şimdi. Yani eğitim çok önemli. Ben çok eğitimin yaşı çok, her şeyde değil mi? Eğitimin yaşı olmuyor. 80 yaşında da adam eğitim alabiliyor. Ya önemli. Ben çok önemsiyorum. Benim için çok önemli. Sizi tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten ben bir konuda da mesela sevgili rahmetli, Allah rahmet eylesin, Kemal Sunal'ı, hakikaten adam 57 yaşındayken üniversite diploması, hukuk diplomasını almıştı. Yani demiştik ki o konuşmasında da eğitimin yaşı yoktur diye. Yok, hakikaten evet. Eğitim her yerde eğitim olmalı. Yani şart yani çok, bu. Benim için çok önemli. Bu yüzden de uzun yani yaklaşık nereden baksanız böyle bir 10-15 senedir böyle bir halim bir şey içerisinde müzikal anlamda birçok özel kurumdan eğitim aldım. Özel eğitim birebir. Sözünü tekrar keseceğim, çok özür dilerim. Tabii ama. Ki. Şimdi biz öyle şeyler görüyoruz ki sevgili Aynur Hanım, Servet abim, yıllardır tanıyoruz zaten. Sizi de son birkaç yıldır tanıyorum. Hakikaten güzel işlere imza atıyorsunuz. Ama ben biz buraya yaklaşık 3-4 yıldır çeşitli yerel televizyonlarda. Ayakta kaldınız böyle mi? Yok, ben oturmuyorum. Ben ona oturma dediğim sürece oturmaz. Bu böyle. Tamam mı? Şimdi önce bayanlar çok saygılı. Evet, çok saygılı. Önce bayanlar oturur. Erkekler bayanlara yer verir. O oturmak istemedi. Dedi ki baştan oturmak istemiyorum. O hak tanıyor zaten. Yani işin esprisi ben ayakta olunca daha mutlu oluyorum sizlerle. Az öte gitti. Onun için evde de hep ayakta durur. Mutlu olmak için. Gitti bayanım. Ne güzel. Evet, çok gerçekten hareketlisin. Evet. Tamam, sus, sözümü kesme. Ne diyordu? Allah Allah, ne diyorduk? Şimdi evet, biz birkaç yıldır hani yerel televizyonlarda programlar yapıyoruz. Yerel televizyonları biliyorlar bilenler. Fakat biz öyle konuklar davet ettik ki bazen yeri geldi. Hani siz gibi değerli dostlarımızın programı oldu. Hani sahnesi vardı, şurası vardı. Yakalayamadık çoğunu. Hani o da gelsin diyenlerimizden vardı. Ama inanın hani burada bir canlı söylediğinde... Ya hani eğitim dedin ya, oradan yola çıkmak istiyorum. Mutfağından çıkmak çok farklı bir şey. Hani eline mikrofonu alıp da ben de sanatçıyım demek çok farklı bir şey. Bunları ayırırsak
toplumumuz çok daha güzel yerlerde olur diye düşünüyoruz ama kesinlikle. Sizin bu vermiş olduğunuz kendi dalınızda, kendi alanınızda hani eğitim tamam da hani bu yapmış olduğunuz işle alakalı bir eğitim görüyorsunuz ya o evet. Ayrı bir şey. Onun için tebrik ediyorum. Evet çok Servet sağ Bey. Teşekkür ederim. Çok ne sağ demek. Serhat Şahin'i uzun zamandır tanıyoruz köylü. Tabii. Kendisi Tokatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Sen de Tokatlısın. Şimdi ben yarı Tokatlısın. Enteresan bir tarafı yani bunu ben hani bir zamanlar Pembe dizisi vardı ya. O Pembe'nin ben canlı örneğiyim. Nasıl örneğim? Aslında hiç iyi bir şey değil. Neden biliyor musunuz? Bazen hani şu dil var ya insanı vezir eder rezilde. Ama ben hani rezillik şeyinde değil de bazen her şeyi çok canlı düşünüyorum. Sonra diyorum ki ben şu an herhalde sesli düşündüm. Hani bu da çok iyi bir şey değil ama ne yapayım işte. Bazen insan içinden geldiği gibi benim bura neyse burası da bu. Yapmacıklığı sevmiyorum. İnsanları oynamayı sevmiyorum. Yani şu ekran karşısında neysem arkasında da oyum. Hiç utanmıyorum da neyse de onu söylüyorum. Onun için nacizane zaten evimizdeyiz. Onun için de ben çok rahatım. Onun için zaten sizler bizi biliyorsunuz. Ya bir sus da. Tokatlıyız. Bir sus, çok tatlıyız bir diyorum. Sus, bir sus Allah aşkına. Bir sus bir sus da yaz. Şu Servet'e bir söz ver. Söyle susun. Ha, sus. Sustum. Sus. Sus. Evet. Tabii ki Yaşam TV ekranlarında bir Tokatlı olarak çok çok mutluyum bu anlamda. Türkülerimizi okumak, buradan seslendirmek. Tabii Tokat türküsü de okuruz. Ellik de oynarız. Yani böyle güzellikleri bir arada buluşturmak çok çok güzel. Aynur Güneş benim özellikle çok sevdiğim kendisi. Teşekkür takip ederim. Ettim. Çok sağ olun. Çok değerli bir sanatçı. Sazıyla sözüyle. Tabii ki eğitim çok önemli. Kesinlikle. Kim demişti? Eğitim Cem Yılmaz. Önemli. Eğitim önemli. Cem Yılmaz demişti. Eğitim şart diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Etçuk eğitimi aldıktan sonra bu iş sahnelere bir başlıyoruz ya. Tamam eğitim bitiyor da. Eğitim yarım bırakılıyor genelde. O yüzden devam çok önemli. Lazım. Devam etmek lazım. Buradan yarım bırakanlara da seslenmiş olalım. Evet. Sen neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Ünal Cece'ye de selam söyleyelim buradan kendisine de. Sevgiye selamlarımızı Sivas'ın güzel adamı. Selam olsun. Bildiğiniz gibi biz yine yıllardır televizyon programlarıyla birlikte gayrimenkul sektöründe evet. Sektöründe hizmet vermeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel şeyler, doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ödün vermiyoruz bazı şeylerden. Tabii. Bu anlamda tabii ki yani çok para kazanmak anlamına demiyorum ben bunu. Ama güzel şeyler yapıyoruz. Yani benim seni tanıdığım kadarıyla aynı köylümüz ve memlekette olduğumuz için demiyorum. Servet her zaman doğru olan. Yani orada yoksa bilin ki doğru olmayan, yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. O yüzden Servet orada değildir. Ama doğru olan yerde her zaman Servet vardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben onu bunun için yaşıyoruz ederim. Zaten. Yarın evet. Bir gün gideceğiz. Arkamızdan kötü şeyler söylemez. Para kazanmak mühim değil. Sen her zaman onu söylüyorsun. Birçok kez sohbetimizde de bu oldu. Servet dedi ki Deniz dedi para kazanılır dedi. Önemli olan Allah korusun. Hani öldüğümüz zaman hani bir Servet vardı da ama onurluydu. Denilmesi. Bak mesela o konuşma benim hala aklımda. Hani zaten Servet'i bilen biliyor. Adı Servet ama kendi de Servet yüreğiyle. Onu bilmek gerekir. Aynen öyle. 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım diyorum ben. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ayaklarına sağlık. Türkülerimizle devam edelim. Neler yapalım? Sıra bende mi? Evet kim Aynur ablam bağlamasını getirmiş. Sıra bende ama ben sıramı Aynur ablama vereyim o zaman. Tamam. Verelim. Bağlamayla mı başlayalım sen hemen? Sen nasıl istersen. Olur, nasıl ne istiyorsan. Daha güzel olur vallahi. Evimizdeyiz. Vallahi. Nasıl rahat ediyorsanız. Nasıl rahat ediyorsanız. Burası şu anda yani bir Yaşam TV ailesindeyiz. Doğal bir ortam. Seyircilerimiz de şu anda kameranın arkasındakiler de bizlerle birlikte. Nasıl ki bir dostane bir şekilde bir akrabamıza gitmişiz. Hakikaten evet. O kadar rahatız. Onun için biz şu alkışlar hissediyorum ben. Alkışlar hissediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yönetmenim Aynur Hanım alıyoruz. Tamam. Ekran başındakiler de bize de eşlik etsinler. Sizler de hep beraber. Mesajlarını da göndersin. Hatırlatın tabii, bu arada. Ha mesaj.
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa. Leylim ley, seher yeli dağıt beni, vur beni. Leylim ley, götür tozlarımı buradan uzağa. Leylim ley, yarın çıplak ayağına sür beni. Leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim üstüne. Leylim ley, gel ihlal kaşlım dizim üstüne. Leylim ley, ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim ley, leylim ley. Sazına sözüne yüreğine evet, sağlık. Evet, işte bu saz, bu söz, bu türkü, bu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şöyle ki, ben sahneye çıkmadan önce televizyon programı olsun, neresi olursa olsun, önce bir ısınma hareketi yaparım. Yani ısınırım, egzersiz evet, yaparım. Bu seste de öyledir. Isınmadan ellerim çalışmıyor. Yani hemen pat diye çalarsam o türküyü çok fazla hani şey olmuyorsun, pratik ve hızlı olmuyorsun. Bu seste de öyledir. Tabii ki, ses de ısınması lazım. Ben bir zamanlar duayen işte biz Ajda Pekkan'a vokal yapmıştım. O sahneye çıkmadan önce piyanoyla sesini açardı. Sesini ısıtırdı, öyle sahneye çıkardı. Yani işte, bu ses her şeyde öyledir yani. Siz şimdi onu ısıtmadan mı çıktınız? Şu an yani parmaklarım çalışmadı. Isıtmadan böyleyseniz ısıtınca ne olursunuz? Bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten hakikaten çok yüce değersiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben. Söyle. Ben. Sevgili seyirciler bakın. Birazdan size öyle bir konu anlatacağım ki. Lütfen kumandalarınızın sesini açacaksınız. Başka bir kanalı da açmayacaksınız. İnanılmaz bir olay anlatacağım. Kampanya. Ama önce reklamlar. Evet, size kazandıracağız. Bekleyin, geliyoruz. Evet, merhabalar. Sıcacık çaylarınızı yudumladınız, molaları verdiniz, çerezlerinizi getirdiniz. Biz de burada dinlendik. Ayrıca çok hastayım aslında. Serum falan da takındım. Nacizane eğer ki bir kusurumuz olursa affola. Ayakta duruyorum ama tabii ki sizlerin o enerjisi bana yansıdığı için bu şekilde karşınıza konuşabiliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Çok hastayım dedi ya. Evet, gerçekten çok hasta. 25 yıldır bana hasta. Yani bu gerçekten 25 yıldır bana hasta, bunu doğru söylüyorum ama hasta olduğu zamanlar da, fazla hasta olduğu zamanlar da çekilmiyor, çok konuşuyor. Acayip dili uzuyor, hiç susmuyor.
Ama sağ olsun ben her zaman saygıyla karşılıyorum. Ellerinden öpülesi. Hem dövüyorum hem seviyorum değil mi? Güzel oluyor yalnız, öyle. Yalnız şunu düşünüyor. Evet. Son anda virajdan dönüş yapıyor. Eve gideceğiz ya beraber yani, onun için. Yani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Kürkçü dükkanıdır diye düşünüyorum. Evet. Haydar Alan'dan şöyle güzel. Evlerimde, hareketli bir şey bekliyoruz değil mi? Herkes mendilini evet. Alsın böyle güzel bir halay yapalım mı? Yarın seçim var. O yüzden bugünden böyle evlerimizde herkes kalksın bakayım önce bir ayağa kalksın istiyorum. Ne yapsınlar? Herkes halay şu anda yanında kim varsa alsın halay çekeceğiz. Evet. Çekelim bakalım. Oynattın bizi. Spor yaptık. Yani gerçekten. Ekranlaşı kesinlikle bence arada. Güzel bir halay çektiniz. Valla biz böyleyiz, doğalız. Valla çok da güzel gidiyor. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sen söyle öbürümün ekranın var. Ekranın başında olup da bizlere eşlik etmeyip de bizlerle birlikte oynamayanların kaynanası 250 yıl yaşasın. Yaşasın. Yaşasın mı? Yaşasın tabii. Ya eskiden niye kaynanalar çok sevilmiyordu? Ama şimdiki kaynanalar acayip seviliyor. Sevinecek sen de mi? Bir kaynana oldun değil mi? Yaşlandın. Allah senin gerçekten, var ya. Gerçekten yaşlandın değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben evet. Kaynanalık beceremem. Becermek de istemem. Yani şimdi şöyle bir durum var. Ben kendimi hizmetçi almıyorum. Bana ne zaman gelin olacak biliyor musunuz? Ben ne zaman ki böyle o gün kalkamıyorum. Telefonun ucunda alo dediğimde bana bir bardak su versin başımın varısın. Öbür türlü hakikaten... Hani buradan da seslenmek istiyorum. Bazı hani ellerini öpüyorum. Annemizler tabii ki büyüklerimiz. Ama gelin aldın mı sanki toprak satın almış gibi. Evet. Yani,
Zaten hem kızınız öyleydi, o yüzden. Var hem oğlunuz var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın siz de kız olmayanlar da düşünsün. Son suyunu kimden içeceksin? Bu çok önemli. Ya ölümlü bir dünyadayız. Kesinlikle yani öyle olalım. Yani kaynana, gelin. Şimdi şöyle düşünmeleri gerekiyor aslında kaynanaların. Sen korkuyorsun dede olmaktan. Hiç sus, sorma. Bana diyorsun. Ya hiç sorma, ben yaşlanmak istemiyorum. Bakma yaşım şu an 30 ama ileride... 30? 30 gösteriyorum değil mi? Yani 31 de olabilir. Aramızda kaynana varsa bir soralım istersen. Kime? Mikrofonu uzatalım. Var var, kaynana var. Kaç kaynana... tane var burada vallahi. Evet, hatta... Şeker kaynanama bunlar hatta ya. Hatta şöyle vallahi ekrandan gösterirse sevgili kayınçom da burada. Kendisinin ellerini öpüyorum, çok saygıdeğer insan. Abim Selahattin Eşi, Çağ, Neriman yengem. Büyük kayınçom. Saygılar, büyük kayınçom. Çok seviyorum. Oo. Bugün beni yalnız bırakmadılar. Çok sağ olsun, yüreğine sağlık. Babadan eşine. Sonra, babadan sonra gelen büyüğüm. Edini öptüğüm, başımın tacı dediğim Selahattin Çağ ve Neriman yengem, çok seviyorum. Yenge bak aslında çok önemli. Bizim her koşulda, yani gelin deniliyor ya, ağzı var dili yok denilir ya, işte öyle el öpülesi bir yenge. Hakikaten gerçekten çok saygı duyuyorum. Emektar, 3 tane çiçek gibi çocuk büyüttü. Abimle beraber ömrü verdi. Bu çok maşallah, önemli. Çok güzel. Ve ben evine gittiğimde, hani o yenge vardır ya gittiğimde böyle, hani onun surat ifadesini anlarsın ya. Ama yıllardır evine gittiğimde evim gibi. Çayını yudumladığım, yemeğini yediğim, hakkını helal etsin. Teşekkür kızım da ediyorum ne güzel, gerçekten. Kızınız da ne güzel isim. Evet kızım da. Geçen sosyal medyada paylaştım. Bana dediler ki ya sana yaşlı da demek istemiyoruz ama kızın mı dediler. Kızım, Allah bağışlarsa. Ay parçam, teşekkür ediyorum. Arada böyle birbirimizi yiyoruz elbise konusunda ama. Kızım bir de büyüğü var. Hay sus. Ama şimdi şöyle o şimdi. Çok söyle. Alıştır alıştır. Bir de askere gidecek neredeyse oğlum var. Oh, ya, maşallah. Sen ne konuşuyorsun fazlasıyla? Sen niye böyle yaş haddine takıyorsun ya? Sen demin Haydar Bey'e de yaşını sordun. Ayıp değil mi? Sen kaç yaşındasın? Senin oğlun yok mu? Var. Kızın yok mu? 12 yaşında. Büyük, büyük, büyük. O da 14. Ya. Üniversiteye giden oğlu var. Çok güzel yemek yapıyor. Ahçılık okuyor. Onur'a sevgilerimizi söylüyoruz. Başlarına bakıyor oğlum. Gülbeyaz'a bir taneme selam ve sevgiler gönderiyorum. Saçlarının kır olduğuna bakmayın. Bu sene yaptı. Geçen seneler hep boyuyordu. Bak, şimdi vazgeçti. Bakın ben hiç boyamıyorum saçımda. Bir tane beyaz göremezsiniz. Çünkü yaş 30. Ama bu aset ben ya. Çok doğal bir adamım. Hakikaten gerçekten. Hep doğal boyalarla boyuyorum. Ha, bunu bilin yani. Çok doğal bir insanım yani bu konuda. Gerçekten. Hiçbir zaman kaynat olmak istemiyorum. Yok istemiyorum. Allah göstermesin. Kesinlikle. Vallahi eve gelin geliyor. Gelin demek istemiyorum ha. Şimdi oğlan geliyor ya bazen böyle hiç bak konuşmuyorum. Niye biliyor musun? Ay diyorum evlenirlerse ben kaynat olacağım çok korkuyorum diye konuşmuyorum kızla. Yani böyle duruyorum yani. Ama çok seviyoruz. Seviyoruz gerçekten kendisini. Evet çok ne yapıyoruz sıramız? Sıramız. Şöyle ne yapalım? Bir cihet. Ellik mi yapalım? Gidelim. Yok yok cihete gidelim. Güzel bir türkü tamam var. Sona doğru böyle. Türkümüz var. Cihette olan, türbesi olan, yaşayan efsane diyoruz. Derviş Ali'ye ait. Evet. Tamam. Biliyorsun biz yazları özellikle gideriz, kurbanlarımızı keseriz, ziyaretlerimizi yaparız. Buradan cenazelerimiz direkt oraya gider. Direkt gidiyor. Evet. Evet. O yüzden evet. Derviş Ali bütün cihetlere, bütün herkese armağan olsun o zaman. O zaman şöyle diyeyim, cenazeler dediniz de bugüne kadar hakikaten ölmüş olanlarımızın ruhları şad babanda, olsun. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. Onları da yad ile anıyoruz efendim. Evet ne yapıyoruz? Sıradaki güzel eserimizi, Derviş Ali eserimizi alıyoruz. Yüreğim yaktın yar.
kavalından ince savrulur yine zince. Akıl baştan gidiyor nazlı yâri görünce. Kavalından ince savrulur yine zince. Akıl baştan gidiyor nazlı yâri görünce. Çeşme başı duran ya, çeşme başı duran ya, saçlarını vuran ya, saçlarını vuran ya. Hiç selamın gelmiyor, hiç selamın gelmiyor. Beni candan vuran ya, beni candan vuran ya. Kavalından ince savrulur yine zince. Akıl baştan gidiyor nazlı yâri görünce. Kavalından ince savrulur yine zince. Akıl baştan gidiyor nazlı yâri görünce. Servet, harikasınız ya. Nasıl bir enerji? Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Bir şey söyleyeceğim, derviş dediğiniz bu tür evet, yok değil. Öbür değil. Yanlış oldu. Yanlış oldu değil ya mi? Işte, evet. Canlı bir dahakine o zaman artık fırsat evet. olursa. Şaşırdım dedim. Ya işte canlı yayınında sıralama bir sıkıntıları olsun. Var. Evet olsun. Bazen karışabiliyor. Ama önemli mi o kadar ben değil. Ben karıştırdım onu. Siz, ben, biz hepimiz evet. bir aileyiz. Sizler orada, biz burada. Hepimiz neredeyiz? Sizlerin odalarındayız değil mi? Evet. Çay içiyoruz. Kim bilir neredeyiz şimdi? Diyarbakır, Urfa, Adana, Maraş, Tunceli, onu söyledik. Tokat, Ordu, Kars. Sivas, Kars. Kars. Evet, özellikle Erzincan. Kars. Erzincan. Erzincan. Sen ol derdime derman. Ha. Vallahi ya. Harika. Türkiye'min her yeri çok güzel. Tabii. Sinop. Ben demin de az önce reklam ya reklam arasında da Gümüşhane. Konuşuyordum. Ya bir sus. Malatya. Ya bir susun. Bak kovacağım ha. Buna ben ev sahibiyim. Siz misafirsiniz. Bir susun. Ben mi konuşayım? Yok sana konuşturmuyorum. Lütfen buyurun konuşun. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben konuşmuyorum. Bir gün dediler tamam, ki konuşun. Nerelisin dediler. Allah Allah. Ben de dedim ki arkadaş Tokarslı. Düşündüler Tokars. Abi dedim ben yeni kurdum 82. vilayet dedim. Şu an nüfusu 5. İnşallah ilerleyen dönemlerde çoğalacak. Şaşırdılar. Yeni çıktı mı Türkiye? Ama Tokat'la yani Kars'ı. Kars'ı karışımı. Karıştırdık. Tokars. 81 vilayet var ya. Biz 82. vilayetiz. Tokars'ı kurduk. Milli Eğitim'e de şeye de il müdürlüğüne hepsine de başvurduk. Çok güzel. Dedi ki şu an nüfusumuz 5. Hani oradan yardım alalım dedik. Dediler ki nüfus dediler 50 olmadan yardım veremiyoruz. Ben de dedim ki hanım o zaman yardım nüfusun çok çabuk çoğalması için benim 4 kar almam lazım. Herhangi bir altyapı falan da yok değil mi şu anda? Ama 4 karı almam gerekiyor ki her birinden 4 çocuk eder 50 tane yapabilirim diye düşündüm. Olmaz. Ama bu izin vermedi. Ama zaten böyle kalsın dedi Tokars'a. Bana dedi 4. olabilir ama. Bence de böyle an... kalsın. Yok yok sen dedi zaten 4 kadına bedelsin. O anlamda bu 4 kadına bedel.
gerekiyor. Onun için gerek ama ne yapsın senin düşündüğü için, yoksa hizmet gelmez. Aynen. Altyapılar ben falan. O yüzden düşündüm şimdi. Düşünsene devletten elektrik, su, yani yol, bütün yardımları alacaktık. Evet. Şimdi böyle olunca ben o yüzden, yoksa ne yapayım, benim gözümde hiçbir tane karı yok. Senin göz, senden başka gözüm kimseyi görüyorsa Allah beni öpsün. O da güzel. Biz türkülerle devam edelim. Aynen, bence de. Bağlamamız yani... da varken hazır. Ah, mesaj var, okuyayım. Tamam, okuyalım. Evet. Hadi. Evet, demiş ki televizyon, ben Malatya'da Selim İspara, Haydar Alçık'ta, Haydar abimize, Haydar abimize de, selam de geliyorum. Olsun. Malatyalı'nın parçasını rica ediyorum. Haydar abi sana demiş. Evet. Bugün Haydar Alanlı'nın duruşuna bir kez daha bayıldım. Kendisini tarzı olarak çok da beğeniyorduk. Bir sanatçı olarak tebrik ediyoruz. Özellikle eğitim aldığını öğrendik. Çok daha sevindik. Ayrıca Göktürk'ten Tanju Demirel demiş. Göktürk'ten bizi Göktürk'ten izliyormuş. Tanju Demirel, sevgi ve selamlar. Bugünkü konuğunuz diyor, Haydar Alan Bey'i ailecek takip ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Etime Skut'tan Bahtiyar ailesi. İsmini yazmamış birisi. Sevgili Aynur Güneş'e sevgi saygılar sunuyorum. Bir parça kendisinden istiyorum. Canlı. Kendisini çok beğeniyoruz. Kim? Canlı demiş. Kim? İsim vermemiş. Evet. İsmini, evet. Sevgili dostum, ismini de buradan yazarsan çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Deniz Hanım demiş, programınız hayırlı olsun. İyi yayınlar diliyorum. Aynur Veznedar demiş. Aynur Hanım'a da sevgi ve selamlar. Evet, yazmış. Sevgili Selvet Şahin, bana olan borcunu niye ödemiyorsun demiş. Yalan. Şaka yaptım tabii. Onu da Ergün Veznedar mı demiş? Ergün Veznedar mı demiş? Evet, o demiş. Yok da öyle bir şey. Evet, ne yapıyoruz? Nasıl yapalım? Valla biz size bıraktık. Biz misafiriz. Canlı demiş ya, o zaman sizden bir canlı alalım. Canlı mı? Evet. Ya da Erzincan türküsü Erzincan mi alsa? Erzincan gelsin. Evet, evet. Erzincan. Erzincan. O da canlı değil mi? Erzincanlı. Erzincan, Çayırlı hemşerilerime, Erzincanlı evet. Hemşerilerime. Hepsine, Kemal'i, hepsine. Çayırlı, Ilıç, hepsine Kemal, Çayırlı, Erzincan, hepsine. Kema. Çok arkadaşlarım var. Rişvan ailesi, Karahan ailelere, hepsine sevgi ve selamlarımı Erzincan gönderiyorum. Erzincan'ı özlediniz herhalde Aynur Hanım. Ben her zaman çok özlüyorum Erzincan'ı. Özlenilmez mi? Zaman geldi. Yaşar yani. Sarıkaya abime sevgi ve selamlarımı gönderiyoruz. Tabii ki Yaşar abiye selam olsun buradan. Böyle o da yeni bir mekan açmış Bakırköy'de. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Geleceğiz Yaşar abicim evet. Yanına en hadi kısa bakalım. Zamanda. Evet, Erzincan evet. Türküsüyle Aynur Güneş sizlerle. Yaşam TV'den rica ediyorum, klibimi çevirsinler lütfen. Bir daha yoksa gelmeyeceğim demişim. Tamam, biz çeviriyoruz. Erzincan, Erzincan. Çekilmiyor hasretim.
özledim Erzincan. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreyim, sen ol derdime derman. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Son bir defa göreyim. Can, 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 can. Ağzını yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yüreğine sağlık. Var olasın. Hepsine gelmiş olsun. İşte sağ böyle olasın. Hakikaten yürekten söyleyen, özüyle sözleyen, hani sanatçı ruhuyla söyleyenlerin dinlemesi de farklı oluyor. Yazanın da hani, kalemine sağlık. Hakikaten yazana da gerçekten evet, teşekkür söyleyene ediyorum. De. Sağ olun. Hani sağ olun. Sabaha kadar söylesen dinletilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Sağ olun yani. Çok teşekkür ederim. Sözümüzü kime aitti Aylin Hanım? Yaşar abinin değil değil mi? Yok değil. Yok yok değil. Evet, tamam. Yine Erzincanlı. Her zaman o da Erzincanlı bir kardeşimiz. Çok güzel okuyor. Eserleri var. Ama hep onun ismini unutuyorum. Kendisinden özür diliyorum. Yok estağfurullah olur mu? Heyecan canlı yayın akışı. Şimdi güzel değerlerimizi, güzel türkülerimizi bağlamadan, o yürekten, o sesten çıkması o kadar önemli ki. Yani biz bu ekrandan ne kadar kaliteli olarak sanatçılarımızı, siz değerli sanatçılarımızı diyorum. Çünkü elleri öpülesi insanlarsınız. Hemen bakıyorum. Her zaman var olun diyorum. Çünkü bu ekranlar her zaman kaliteli yayın akışı ve kaliteli program olması. Biz sanatçı değiliz. Ama biz sanatı biliyoruz. Sanatçının kıymetini, değerini biliyoruz. Bu ekranlara bu şekilde taşımak bizlere gurur veriyor. Şunu söylemek açıkçası istiyorum. Hani sanatçının değerini bilmek sanatçı olma ruhunu taşımıyor. Ülkemizde kaç bin tane sanatçı var diye düşündüğümüzde tabii ki yerel anlamda baktığınızda çok sanatçı var ama 85 milyon nüfusumuz var. Yani 85 milyonun 85 milyonu da sanatçı mı? Değil. Ama sanatçının duruşuna, gülüşüne, yürüyüşüne, ev hayatına, söylediğine, sesine o kadar dikkat ediyor ki onu ya yükseltiyor ya da aşağıya indirebiliyor. Tabii, o tabii. Yüzden önemlisi nedir biliyor musunuz? Sanatçı kişiliğini, karakterini her zaman koruduğu sürece her zaman çizgisini korur ve üst seviyeye çıkar. Bizler de elimizden geldiğince sanatçı dostlarımıza biz program yaptığımız süreç içerisinde elimizden geldiğince tabii ki fazlasıyla yer veririz. Destek çok önemli. Tabii destek. Çok eserin, önemli. Eserin söz ve müziği Erzincan söz ve müzik. Gürsoy Babaoğlu'na ait. Gürsoy Babaoğlu. Ona da saygılar olsun. Selamlar olsun. Güzel söylemiş. Genç bir kardeşimiz. Genç bir ne arkadaşımız. Güzel. Evet. Yüreğine sağ olsun. Aynur Güneş de güzelleşti. Çok güzel. Tabii. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Bir hale geldi gerçekten. Evet. Çok evet. Müthiş sağ oldu olun. Yani. Yine ben yeni geldi. Tabii ki Mehmet Bey de çok yoğundu. Ekranlara taşıdı. Tabii açılışta da söyledik ama Mehmet Can Bey'e de sonsuz teşekkür ediyoruz. Siz değerleri bizlere burada ekran karşısına yansıttığı için. Evet, sevgili ana sponsorumuz diyoruz. Yaşam Arsa Ofisi'nin ana sponsoru sevgili yönetim kurulu başkanımız Mehmet Can Bey'e de buradan kendisine bir alkış göndermek istiyorum efendim. Sağ olsun var olsun böyle değerleri buraya taşıdığı için. Şimdi Mehmet Bey gerçekten hani bir patron edasında hiçbir zaman olmadı. Kendisine o kadar çok saygı duyuyorum ki hem kanal ortağı olması hem işiyle alakalı. Yani biz bir araya geldiğimizde bir abimiz bir büyüğümüzmüş gibi. Hatta kendisini ofiste görmediğimizde kendimizi yetim hissettiğimiz Mehmet abimiz gerçekten çok bir değer. Her zaman diyorum. Ve o kadar mütevazı ki hani bazı insan vardır çok özür dilerim ufak bir mal varlığı olsa hani konum olarak bir yere gelse havası kasıldıkça kasılıyor. Kesinlikle evet. Yani Mehmet Bey o kadar mütevazı anlatamıyorum başka cansın diyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Hakikaten ortam burada çok güzel ortam. Malatya'da aile ortamı. Mehmet abi olsun, yani. Ferhat abi olsun, Erdal abim olsun yani buradaki tabii. Hepsi çok güzel. Yani Yaşam güzel TV abi. Ayrı bir ayrıcalıktır. Yaşamın renklerini karşılıyor zaten. Tamam. Siz de burada mı çalışıyorsunuz?
Yok, ben buraya yeni geldim. Bir şey mi diyorsun? Hayır, bir şey diyorsan konuşalım yani. Çık. Çıkışta yani görüşelim. Ne kozun varsa çık kardeşim. Çıkışta. Çak edin. Yok, yok, ben saygısızlık yapmam. Çıkışta görüşelim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Serveciğim, ikisinin arasında kalıyorum bazen. Tamam, şimdi bir taraf şöyle yapalım. Hocam bir taraf köylü. Yemin ediyorum yanlış anlama. Bak Tokatlı diye, sen de Tokatlısın. O yüzden saygı duyuyorum. Sanatına ayrı saygı bırak, duyuyorum ama. Köylüsüyüm, köylüsüyüm. He, köylüsün. La cenazem olsa birbirimizi bak, taşıyacağız. O yüzden ha? Değil. Eğer Tokatlı olmasın var ya. O Tokatlı olmasın var ya, seni çok seviyorum. Birader öpeyim seni. Burada bak, bir dakika. Eyvallah. Bak burada görüyor musun Tokatlıları? Tokatlıları görüyor musun? Onları unutmuştum. Çok seviyorum sizi, gerçekten çok seviyorum. Onları tutmuştum ben. Evet. Valla çok güzel, çok doğal bir ortam. Ne kadar çok güzel bir program. Farklı bir program. Kesinlikle. Zaten her telden nameler. Her telden nameler. Programın ismi de uydu Mehmet abi. Uydu değil mi? Her telden. Benim gelmemden kaynaklanmıştır kesinlikle diyorum. Kesinlikle. Güneşimsin. İkiniz gerçekten, siz iki gerçekten çok değerlisiniz. Aynı karı koca gibi. Gerçekten çok güzel anlaşıyorlar. Karı koca gibi. Tabii karı koca gibiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız şey, karı koca dedin ya. Mehmet Bey bir gün, yani bundan geçen sene falandı, hep biz böyle tabii komiyiz, şakalaşıyoruz falan. Mehmet Bey bir gün rahatsızlanmıştık, çok sağ olsun, geçen sene falandı, bizi evimize ziyarete geldi. Dedi ki, inan dedi, evlerine gidene kadar ben bunları sevgili sanıyordum. Karı koca olduğunu hiç düşünmedim. Yoksa Fırat gidecekti, Fırat'ı götürecekti yoksa, dayak yiyecekti. Vallahi aynen. Şimdi... O şeyi görmek çok güzel yani, sevgili gibi olmak. Zaten şimdi... Ama çok samimisiniz, samimi olduğunuzdan şimdi dolayı. Şimdi evlilik deyince akla illaki bir çoluk çocuk... Resmi kurum gibi oluyor. Nedir evlilik? Benim için bir arkadaştır yani. Tabii. Eş, arkadaş olmalı. Yoksa onun bir anlamı yok ki. Ben onun sevgilisiyim, o benim sevgilim, o benim çok ciddi karşım. Söylüyorum, doğru mu? Açık söyleyeyim bak, açık söyleyeyim. Oluyor, sohbet ediyoruz, beraber ağlıyor. Heh. O çok ağlıyor da ben ağlamıyorum o kadar. Şimdi bir insan anneden ya. Babadan ayrıldıktan sonra, bak ben her zaman söylüyorum, Besusta, her zaman söylüyorum, bakın geçen senelerde program yaptığımızda sevgili dostlar bunu hep söyledim. İnsanlar anneden babadan, kuş bir gün yuvadan uçacak, doğru mudur? Tabii. Yani bu doğanın kanunudur. Ben evladıma da söylüyorum, evlendikten sonra bana değil eşine saygı duy. Bizi rahat çünkü, bırak diyorsun. Aman beni rahat bırak diyorum. Niye biliyor musun? Ama öyle, şimdi ben de babamı çok sevdim. Canımdan çok seviyorum. Anamı da canımdan çok sevdim. Onlar için bugün kalksınlar, uğurlarına 50 bin kere ölürüm. Benim ömürlerim onların da olsun isterim. Yaşar ki onlar yaşasın derim. Ama doğanın kanunu böyle bir şey. Her zaman söylüyorum. Eş evlendikten sonra birbirinize sıkıca kenetlenin. Ana da sen, baba da sen, çoluk da sen, çocuk da sen. Tabii, yani yaşlandığınızda anneye, her şeyde. Anneye babaya sığınmamaları gerekiyor. Tabii. Çiftler birbirlerine sığınmalı. Tutunmalı. Yani yapmacık şeyi sevmiyorum arkadaşım. Evlilikler yani, o zaman ayakta olur. Evlilikler o zaman ayakta olur. Bir şey daha söyleyeyim. Kesinlikle. Ben belki bana kalsa evlilik bu 25 yıl durmazdı. Erkeğe kalsa durmuyor. Açık söyleyeyim. Erkekler biraz hovardadır. Biraz aklı çocuktur. Ama yok, gerçek söylüyorum. Doğru. Bak ama şimdi, çok doğru söylüyor. Evi her türlü kuran kadındır. Ritik kurallarına uygun. 25 yıldır sevgili dostlar, bak buna emin olun. 25 yıldır biz evlendiğimiz gün itibariyle, evlenmeden önce de, abisi de buradaydı duysun ama sonra bana bir şey demesin. Evlenmeden önce de ben bununla çıkıyordum. Ben bununla çıkıyordum, tamam mı? Evlendim. Tamam, evlendikten sonra da 25 yıldır aynı kapıdan girip aynı kapıdan çıkıyoruz. Maşallah. Evet, evet. Ya ama tek göndereyim diyorum, 50 kere arıyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ya onu da bir kenara keşke koy. Keşke sen de geleydin. Ya onu da bir kenara ya koy. Ya serum takınıyorum, yine yok, yanındayım. Ama çok güzel şeyler söylüyor. Bir dakika. Evet. Bak bir de dinle. Lütfen. Bir dinle, ağzını burkama. Dinle. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani o işin nasip hesabı. Bak kızınızın ne kadar hoşuna gidiyor. Hayatta, gülüyor size. Bak yemin ediyorum. Güzel. Bak 25 yıldır ben buna kesinlikle sevgili dostlar hiç elimi kaldırmadım. Hep tekmeledim. Yani o da şakaydı tabii ki. Ama şakası. Şimdi... Dur şuraya geleceğim ya, bir bitireyim şurayı. Heh. 25 yıldır aynı çıkıp giriyoruz ya. Amma konuşuyorsun ha. Nazlı çalışıyoruz değil mi? Nazlı emek kızıyor. Harcıyoruz. Evet. Karı koca olarak emek harcıyoruz. Evet. 25 yıldır bana bir kere sormamış ki sen ne kazandın? Nereden parayı getiriyorsun? Nereye götürüyorsun? Bana diyor 10 lira ver, 10 lira ver. 100 lira ver, 100 lirayla. Yoksa yok. Sormaz dakika, para dakika, nerede? Bir gün yedek kredi kartını verdi adamın ocağı. Hayatımı kaydetti. 5 yıl geriye gitti. O günden sonra dedim sen bana ne kart ver ne para. Lazım oldukça verdi. Valla o bankaya da borcum var. Eşlerinize güvenin ama nasıl güvenin biliyor musunuz? O eş o yuva için bir şey yapıyorsa zaten o kadın onun hesabını sormaz. Siz erkekler tedirginlik verirseniz eş sizin muhafizebenizi tutar. Bu çok önemli.
Eğer ki bir adam evi için ayakta durup sabahleyin çocuğunu okula götürüyorsa, haçlığını veriyorsa tabii ki ne olur? O eş ona duvar da olur. Ama adam nerede arıyorsun bulamıyorsun. Öyle yani hanımlar da size hesap sorunca. O benim bakın o benim. Kusura bakmayın yani. O kadar da sorsun o kadın da öyle değil mi? Eyvallah. Yani kesinlikle. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Çok derdar olsun. Çok güzel konuştunuz. Sağ ol. Valla çok ekleyeceğim fazla bir şey yok bunun üzerine. Çok güzel konuştunuz. Bekleştiniz. İyi Yok. Çıkışta görüşürüz. Türkülerle devam edelim. Tamam. Yani. Türkülerle tamam. Devam. Ne yapıyoruz? Haydar abimizi Asır, alıyoruz. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Buyurun söyle alalım. Önce de az söz, çok türkü. Biraz sonra da bir Malatya türküsü alırız değil mi?
Yüreğine ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Harika. İsmini duyunca gönüllerin nasıl coşuyor değil mi? Aşk ya, böyle bir şey işte. Vallahi. Gerçekten. Aşk ile diyoruz ya, her zaman aşk ile. Okuyayım mı Devriş Halimizi? Tabii. Devriş Halim'e gidelim. Evet. Memlekete gidelim. Devam edelim. Memlekete, Tokat'a gidelim. Tokat'tan sonra Ceyhet'e gidelim. Ellik de olur Derviş'e. Hangisi geliyorsa onu. Hangisi gelirse tamam. Sıradan. Ellik yalnız. Ellik olursa seyircilerimiz de bekliyor. O zaman ellik buraya. Arkadaşlar. Elliği verebilir misiniz? Tamam. Cihet kasabası, mekanın yurdu, nice canlar gelir.
geliyor değil mi? Nice canlar geliyor. Nice canlar geliyor Derviş Ali'ye. Onun da bir hikayesi var. İnşallah bir başka programda güzel onu böyle. Onu anlatırız. Güzel evet. Olur gerçekten. Evet. Merak edenler zaten araştırabilirler Derviş Ali'yi. Evet. Çok buradan da Ceyit Köyü Dernek Başkanımız Hikmet Doğan'a selam ve sevgilerimizi iletelim. Muhtarımıza. Kadın kolları, evet. Sevilay'a, Sevilay İskender. Köyde muhtarımıza, evet. Muharrem Yılmaz'a, yeni muhtar adaylarımıza. Evet, inşallah hayırlısı neyse olsun diyelim. Evet. Bayağı bir çekişmeli. Evet. Alalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet, güzel sazıyla, sözüyle ne yapalım? Aslında ben bir rica etsem, bedenimde değil ruhumda sazı. Genel yayın yönetmenim Erdal Aynay'a da gitsin. Ekran başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize, burada stüdyodakilere. Çok ses gitti. Ah çektim. Stüdyo şefim Beşir Bey'e, yani mutfağında Rinda dediğimiz canımıza, bütün herkese, Yaşam TV'nin gerçekten Erdal Bey de her zaman söylüyor, yaşamın renkleri bir farkınız olsun diyor ya, gerçekten Yaşam TV ekranlarında farklı renklerimiz, farklı türkülerimiz, yani birçok Türkiye'nin genel her yerini burada sizlere aydınlatıyoruz. Biraz sonra da tabii ki Hamido ve Taceddin abilerimiz ekran karşısında olacak. Tabii ki bırakmıyorsunuz, takipte kalacaksınız. Fırat Bey, vakit çabucak geçiyor ama bizler sohbet ederken tabii ki Aynur Hanım da eseriyle bize eşlik edecek. Bizlerden talebiniz olursa sosyal medyadan Deniz Fırat Ak olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Öncelikle yine buradan söylüyorum, Yaşam TV Yönetim Kurulu Başkanlarımız Ferhat Gündoğdu, Mehmet Can Bey, Genel Yayın Yönetmenimiz Erdal Ayna, Stüdyo Şefimiz Beşir abim, tabii rejide yine Doğukan'ımız, Şebnem'imiz, Özgül'ümüz, hepinizi öpüyorum. Ben burada olduğum müddetçe bana evim gibi, yuvam gibi hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yaşam TV benim evim ve yuvam diyorum. Evet, saatler gelip geçti. Yine evet. Programı bitiriyoruz. Bizleri her nerede izlediyseniz, bizleri evinize konuk ettiğiniz için sizlere işte, çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Size saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Sizi Aynur Güneş'le baş başa bırakıyoruz. Vedalarımızı da sırasıyla aldıktan sonra güzel eserimizle evet. De hoşça kal diyelim. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Var olun diyorum. Bizleri her zaman konuk ettiğiniz için ben siz beni davet ettiğinizde, hele Deniz Hanım, ben seni çok seviyorum. Eşiniz de öyle, kardeşim gibi. Cansınız. Sizler benim kardeşlerim gibisiniz gerçekten. Çok sağ olun. Sizi kırmam hiçbir zaman. Böyle gerçekten her kanala böyle davet ettikleri zaman gitmiyorum. Biliyorum. Ama sizleri seviyorum, değer veriyorum. Aynen. Tabii. Aynı yani, herkese sevgilerimi sunuyorum. Yaşam TV'yi seyreden bütün dostlara. Evet. Ben Fırat Bey ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Yaşam TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben de Deniz Fırat'a çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. Bu arada şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Önümüzde tabii ki seçim var. Yarın seçim. Her ne düşüncede olursak olalım, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, lütfen birbirimizi kırmayalım. Seçimden sonra herkes yine kardeş bir şekilde. Biz kardeşiz. Kardeşiz ya, bir mozaikiz biz. Hepimiz biriz. Bunu evet. Bir hatırlatmak istedim. Teşekkür tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Umutla kalın, mutlu kalın ama ne olursa olsun hep yürekte kalın. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Sazıyla sözüyle sizler. Oturun. Bir alkış alalım mı lütfen? Bu herkese gelsin. Otur. Bu nasıl bir derttir, dermanı yok.
bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara, hiçbir tabip buna bulunmaz çare. Keşke Mansur gibi çekseler dara, bedenimde değil ruhumda sızı. Sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Doktor Lokman'ı yok, ilacı yok. Görünmez gözüyle hiçbir izi yok. Saplandı sineme görünmez bir ok. Bedenimde değil ruhumda sızı. Sızı, oy oy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı, oy oy, ruhumda sızı. Yüreğine sağlık, çok teşekkür ederim. Nesimiye de buradan evet, saygılarımı sunuyorum. Saygıyla anıyorum. İnşallah. Rahmetle anıyorum. Daha ne kadar güzel, Allah. Ne kadar güzel onun, anlatmış. Evet. Evet. O kıtayı okuyamadık. Zaman yok diye. Evet. Tamam. İnşallah bir başka zaman. Teşekkür ederim. Yani bu senin için, istediğin için. Çok sağ ol. Yani bazen bedenlere acı girer ya, o acı son bulsun diye bazen ölüm teselli olur. Hani bilirsin ki onun ruhu şad olur. Evet. Ben de babamı düşünüyorum çünkü. Okuyamam. Allah rahmet eylesin. Kıyamam ben sana. Ya gördüm işte. Sabahtan beri eğlendi, oynadı. Ruhu şad olsun. İşte. Allah rahmet eylesin. Hem eğlendik, hem güldük. Evet. Dostlar, ailenizin çocuğu, ailenizin büyüğü, ailenizin küçüğü. Bugün programı da bitirdik. Hoşça kalın, dostça kalın, huzurda kalın, gönülde herkese kalın diyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyoruz. Gelenlerin de ayağına, yüreğine sağlık. Sanatçılarımızın da yüreğine sağlık diyoruz efendim.